Demin biri şikayet etmiş, çekim yapıyorlar diye. Kokmuş. Ben seni çekiyorum sanki. Bugün 6 Ekim Perşembe. Yani hafta sonu vlogundan bir önceki bölüm. Bugün biraz dün hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Dün vlog koymadım farkındaysanız. Başka bir şey denedim. Vlog olmayan başka bir şey denedim. Şimdi şöyle. Her zaman aynı şeyleri yapmaktan sıkılan bir insanım. Sizin de sıkılacağınızı düşünüyorum bazen. O yüzden sürekli değişiklikler denemeye çalışıyorum kendi çapımda. Dün de öyle bir şeydi. Ama normalde böyle videolar arada bir koymayı düşünüyorum. Çünkü hani eğlenceli oluyor hepimiz için. Arada bir değişiklik oluyor. Soluk alıyoruz. Ama normalde şöyle bir şey de yapacağım. Böyle videolar koyduktan sonra o videonun kamera arkası gibi ya da o günün videoyu çekerken, çünkü genelde öyle bir video çekerken bir gününüz gidiyor öyle bir video çekmeye. Bu videonun çekiminin kamera arkası gibi bir vlogda gelecek. Yani sadece yine biraz aşağıda bu ya. Öyle bir video denemeleri gibi bir şey tek başına olmayacak bundan sonra. Öyle bir video geldiğinde de onun arkasından, arada kaç saat olur bilmiyorum, beni uğraştırıyor çünkü her ikisi birden. Hemen o videonun arkasından bunun vlogu da gelecektir mutlaka. Şimdi bugün güzel bir bölüm çünkü IKEA'ya gidiyoruz. Zaten gitmemizde IKEA'yı bulur. Bu çirkin şakadan sonra neyse gideceğiz. Şu hani küçük odanın rafları stüdyo gibi şey yapmam gerekiyor orayı. Bunun için bir şeyler alacağız. O yüzden bugün güzel bir gün. Şimdi gidebiliriz oraya. Ya niye Latin partisi veriyor? Şimdi bunları böyle üçgen olduğu için böyle bir şey istiyorum özellikle. Çünkü bunlar sağlam oluyor. Bir de ben bunun üstüne hangi yükleri koyacağım bilmiyorum odada. O yüzden bunların sağlam olması gerekiyor. Amca bütün TV sehpalarını koltuk zannetti. Değil mi? Yaşlı yazık. Tamam da zannetti yani. Ya bunları alıyor muyuz? Şimdi olay şu ki televizyona koymak için böyle bir şey aldık. Çok küçük, oda da küçük olduğu için zaten altına en azından bir tane şöyle bir şey girse. İki tane, hatta 3 tane bundan koyarsın. Altına da 3 tane koysan 6 tane ondan koyabilirsin oraya. Hadi gidelim, ben yoruldum. Yoruldun mu? Daha yeni geldik kız. Boru var ya. Ha. Boruya bundan koyalım. Bütün şeyleri de buna koyayım. Ha, baharatlıkları. Böylece bir tane rafımız boşalmış olsun. Çok muhteşem bir fikir adeta. Bunu bana ver. Benim. Gidebiliriz. Bir şeye benziyor. Birinin, bir robotun kafasına benziyor. Bunu bak böyle yapıyorsun. Ciddi misin sen? Hı hı. Suyu içine at böylece. Ha, bunun için mi yapılmış yani? Evet. Koskoca. Sen bunu koyuyorsun, burada yemeğine bakıyorsun, sonra alıp. Koskoca tasarım, bu suyu bunun içine şey olsun diye. Ben zaten mesela alıyorum tencerenin kapağını, açıyorum. İçine damlıyor, kenara koyuyorum. İşte mesela babam böyle yapıyor. Hayır, öyle de yapmıyor, böyle yapıyor. Bunlar mı bunlar? Aa. Bizdeki zaten, ha büyük mü bizdeki? Bizdekiler küçük, bundan büyüğü alalım bence. Ama büyük de küçüklerin yanında büyük durmasın. Büyük olduğu için. Ben de küçüğüm, hiç büyüklerin yanında garip durmuyorum. Emin misin? Rahatsız olan şey gibi. Sayın İlknur Bursel, mağaza giriş bölümü. Seni çağırıyorlar. Benim adım İlknur değil. Göbek adım? Yok. Benim göbek adım İlknur muymuş? Artık insanlarla paylaşma zamanım geldi. Evet, size paylaşıyorum. Benim göbek adım İlknur. Sarp İlknur Bozkurt. Kanalın adını Sarp İlknur... İlknur? İlknur! Değil, bu farklı ayak. Evet, bu farklı ayak ve çirkin. Hiçbir şey beğenmiyor ama bunu beğendin mi gerçekten? Git ayak bunu işte. Herkes görecek, gel. Ayak yani. Gel. Bunu beğendin, bunu. Ayak. Bunu mu beğendin gerçekten? Bizim evimiz için. Ha? Ne var? Ayak işte. Mah senin ayak. Ayağını da beğenmiyorum ama var. Sen kendi ayağına bak. Benim ayaklarım çok güzel. Böyle. Bu ne? Böyle ayağım. Benim ayaklarım çok güzel. Böyle ayağım. Karışık ayak. Bir tane küçük arkadaş edindim orada. Tabii ki. En sevdiğin şey küçük arkadaş edindim. Ben bunu aldım. Erkek şeyin, çocuğu gibi. Her şeyin pembesi varmış. Hep boşu boşuna almıştım. Pembe de sevmem. Evet. Benim hiç pembe giyindiğimi gördün mü? Hiç görmedim. Çünkü hiç pembe bir şeyim yok. Neyse ki. Demin biri şikayet etmiş, çekim yapıyorlar diye. Kokmuş. Ben seni çekiyorum sanki. Ben hiçbir zaman insanları çekmek böyle bir amacım olmadı. Ben bizi çekiyorum. Sana mı kaldı? Kokuş. Çok üstüne gittim kadın. Bilmiyorum. Neyse, sonuç olarak rahatsız olmayın yani sizden. Ben zaten sizi, amacım sizi çekmek değil. Allah'ım ya. Zaten tanışmadığım, konuşmadığım kimseyi çekmem yani. Önce tanışırım, konuşurum, sonra çekerim. Uyarıları da pek dikkate aldım, söylenemez. Evet, ne istiyorsun? Bu biraz pahalı değil mi bir çırpıcı için? Ama güzelmiş, onunla çok çırparsın. Sen çırpacaksın zaten, benim kolum ağrıyor hemen. Şey kalmamış. Bir sürü şey. Bazılarını internetten almaya çalışacağız. Madem burada yoklar. Evesin lira. Mantıklı bir alışveriş. Şimdi bu mesela şeyle alakalı. Az önce olan, IKEA'da olan şeyle alakalı bir şey söyleyeceğim. O hani gidip şikayet etmesi falan. Orada da söyledim yani. Şimdi bu durumu tekrar yineleyeceğim. İlk defa bir kere öncelikle böyle bir tepkiyle karşılayarak. Daha doğrusu herhangi bir tepki de görmedim yani. Kız geldi, hani nasıl bir amaçla çekim yapıyorsunuz diye sordu ama tam o bana gelmeden önce o bir tane kadın gitti, ona bir şeyler söyledi. Büyük ihtimalle işte benim çekim yaptığımı söyledi. Şimdi bunun iki tane amacı olabilir. Öncelikle bir rahatsız olmuş olabilir. Okey. İkincisi de başka bir amaçla çekim yaptığımı düşünmüş olabilir. Yani başka bir şirketin adamıyım ben diyelim. Oraya böyle IKEA'nın mallarını çekmek için gitmişim gibi olabilir. İkisi de saçma. Ben bir kere seni çekmiyorum zaten. Şöyle yani, bu zaten anlattım, söyleyeceğimi söyledim orada da. Önemli olan şöyle bir nokta var. Fazla kafaya takmaya gerek yok yani. İnsanlar çünkü kendi derdinde hayatta genelde. O yüzden kendinizi çok ciddiye almayın. Ben kendimi mesela hiç ciddiye almıyorum. İnsanın kafası o zaman çok rahat oluyor. Sevimsiz. Neyse, evet. Bu konuda burada bitti. Bir gün beni görürseniz rahatsız olmayın. Yani ya böyle falan yaparsanız ben zaten hemen size çekmem. Yani hemen başka yere döndürürüm kamerayı. Anlayışlıyım bu konularda. Çünkü rahatsız olan olabilir. Bu gayet doğaldır yani. Gözükmek istemeyen olabilir. Kimseyle konuşmadan birini çekmem. Gerçekten bu böyle yani. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bu kadar ciddiye alın. Evet, bitti. Konu burada bitti. Bu bölüm de burada bitti. O zaman şey yapalım. Şimdi dağılabiliriz.